Geldik bur. Geldik efendim. Dediğiniz yer, buyurun. Paranın üzeri. İstemez. Kalsın sende. Teşekkür ederim. Ne kadar içsem de uyuyamıyorum. Kötü bir şey. Seni bekleyen biri var değil mi evde? Var. Benim yok. Yürüyebilecek misiniz? Yürümek denirse evet. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Geç oğlum, geç. Allah! Mis gibi kokuyor vallahi baba. Baba, yine döktürmüşsün vallahi. Öyle ya, sen ne sandın babanı? Oo. Oh. Baba, ne koyuyorsun bu çayın içine Allah aşkına ya? Mis ya, vallahi mis. Sabaha kadar 50 yerde çay içiyorum. Yok, böyle değil vallahi. Çaya hürmet edeceksin, hepsi bu. Yani öyle de bir laf edersin ki baba. Ne denir bunun üstüne? Çaya hürmet. Ne denecek ulan? Baba bir şey deyince susup oturulur. Nasıl geçti? Nasıl olsun baba işte. Sarhoşla, ayyaşla. Ne bileyim, türlü türlü insanla sabaha kadar uğraş. Yat dinlen hadi. Zaten gündüz uykusu yetmez etmez. Tamam baba. Sen ne yapacaksın baba? Ne yapayım oğlum? Boş gezenin boş kalfası. Baba. Bugün işte uyandırsana beni. Elif'le buluşacağım. Olur olur. Elif'le buluşacakmış. Allah sonumuzu hayır etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erkencisin yine. Ne yapalım Kemal? Gelip çöküyoruz işte. Çay ver oğlum buraya. Kahveye mi gidelim bu yaştan sonra Kemal? Gelip oturuyorum işte. İyi etmişsin. Minare gölgesi her derde deva. Hem ne araba gürültüsü ne şehrin hayhuyu. Salih nasıl? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Sağ ol. Gece kuşuna döndü çocuk. Akşam git sabah gel. Neyse canım.
Allah sağlık versin de. Nikahı, düğünü, masrafı, mesarifi biter. Düzene girer inşallah. İnşallah, inşallah. Ne oldu? Hiç. Gözlerin şişmiş. Şişiyor işte. Gündüz çalışsan hem böyle yorgun argın hem de Allah korusun gecenin şerri demişler işte. Ben de istiyorum ama şu anda olmaz. Hiçbir ikimimiz yok. Ne var ne yok yatırdık taksiyi. Hem bir yıl nişan yeter de artar. Ondan sonra evi döndüreceğiz. Üstelik babam da var. Haklısın da işte. Neyse. Baban nasıl? Nasıl olacak işte. İhtiyar aslan. Bir emekli olabilseydik sana yük olmazdım diyor. Üstelik her Allah'ın günü bunu söylüyor. Gördün mü Nesibe? Sakızlı muhallebi getirmiş. Pek bir şey beceremedim şu darı dünyada ama... ...galiba iyi bir evladımız oldu Nesibe. Allah'a hamdolsun. Ne pişirmeli bugün ya? Salih musakka için iyi olmuş falan dedi ama... ...o kerata da gaza getiriyor beni. Pırasa mı yapmalı be? Şöyle zeytinyağlı falan. Niye olmasın? Ulan Hamza... 40 yıllık karıyı geçtim ben. Pırasa iyidir, iyidir. Baba. Nasılsın oğlum? İyi baba, dolanıyoruz işte. Aman dikkat et. Yatıyorum ben de. İyi baba, var mı bizde? Yok oğlum sağ ol. He, zeytinyağlı pırasa yaptım ona göre. Müthişsin babacığım. Salih, uykun falan gelirse çek bir yere kestir oğlum. Uğraşma bu kadar. Aman. Merak etme baba. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol oğlum.
Nereye? Yürü sen. Şu yan yoldan devam et. Kazanıyor musun? Nasıl? Para kırıyor musun yani? Karnımız doyuyor Allah'a şükür. İyi. Şuradan sap. Orman yolu orası. İyi ya, son durak burası o zaman. Yürü hadi. Demirem mi lan? Demirem mi? Şu taraftan. Şu ev. Şu ev çocuklar. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Hamza dayanamaz buna ya Rabbi.
Allah'ım yardım et. Burası mı amca? Kemal. Hamza Yüce Türk, siz misiniz? Evet ama... Sağ olun. Çok üzgünüz amca. Oğlunuz. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Ali. Amca sakin. Hamza. Hamza sakin ol. Kalk amca. Gel. Ali. Gel amca. Hamza kalk. Kalk amca. Gel amca. İçeri götürelim gel şunu. Amca. Gel şunu. Yapma. Onu gömdük Hamza. Oğlunu gömdük. Hadi. Hadi. Ne diyebilirim sana Nesibe? Ne diyebilirim? İkiniz de gittiniz işte. Şu koca dünyada beni yapayalnız koyup gittiniz. İyi çocuktu Nesibe. Aslan gibiydi. Aslandan ziyade hem de. Ona nasıl kıydılar Nesibe? Ne demeye kıydılar? Ben... Amca, ben taksiyi getirdim.
Tahkikatı bitirdiler. Aşağı buyurun da size teslim edeyim aracı. Amca, hadi buyurun. Ben de vazifemi yapayım, buyurun. Hadi. Pek bir şey bulunamadı. Cüzdanını, cep telefonunu, hatta torpidodaki bozuklukları bile almışlar. Parmak izleri falan alındı ama arıyoruz. İnşallah sizi haberdar ederiz. Buyurun. Nasıl yapmışlar? Canı yanmış mı çok? Bunu nasıl? Başınız sağ olsun. Cami avlusuna bile gidemedim. Erbaşı sağ olsun diyenle birlikte. Sen benim kızımsın. Her vakit kızımsın. Ağı gibi, zehir gibi bir şey çöküyor insanın içine. Gençsin kızım. İnsan yas tutar tutmasın ama o dediğin zehir yayılmasın öyle. Sen ne yapacaksın baba? Bundan sonra Nesibe ve Salih'in peşinden ne kadar çabuk gidebilirsem o kadar iyi. Başka ne olacak ki? Benim tanıdığım bir Salih vardı. Ve onun babası ölmeye dua edecek bir adam değildi.
Benim tanıdığım bir Salih vardı. Ve onun babası ölmeye dua edecek bir adam değildi. Hamza! Ne yapıyor bu adam ya? Allah Allah! Delirdi garip. Salih'in arabası değil mi bu? Ha? Evet. Kim lan bu? Salih'in babası değil mi bu? İyi de nedir böyle taksiyle? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Bizim taksiyi sıradan silmeyesiniz diye geldim çocuklar. Silinir mi hiç? Rahmetli Salih'in taksisi. Başka bir şoförle devam edeceksiniz herhalde. Yok, ben devam edeceğim. Sen mi? Evet ben. Ne yapmaya çalışıyor lan bu? Anlamadım ki. Ya bu adam nasıl yapacak bu işi be? Yapamaz lan bu işmiş. İki gün takılır abicim. Baktı ki bu iş yaş, kirişi kırar mı? Kırmazsa? Nasıl? Gitmezse yani. Yok be. Gitmez mi dersin lan? Tamam. Allah rahmet eylesin. Salih öldü. Ama hazır eksilmiş sofraya bir de bunu buyur edemeyiz. Olmazsa azıcık korkuturuz gözünü. Ulan ölmüş arkadaşınıza da mı saygınız yok sizin be? Ama Metin. Adam gelir. İstediği gibi. İstediği kadar çalışır. Ötesi ayıptır. Günahtır. İhtiyara kim hötsöt ederse beni bulur karşısında ona göre. Kemal, hoş geldin. Geç öyle, geç. Ben yemeğin altını kapatıp hemen geliyorum.
Yemek yedin mi? Ben de bir şeyler hazırlıyordum. Hamza, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ne oldu sana? Nasıl ne oldu? Bana bak. Bu kadar çabuk normale dönmem beni... Normale falan dönmedim ben Kemal. Bana sorma bunu. Ya girişte bir silah var. Bir tabanca. Onu geçtim. Taksiye binip durağa gidiyorsun. Bu yaştan sonra garip şeylere hevesleniyorsun. Ya yeseydik bir şeyler Kemal. Hamza. Oğlumu öldürdü birisi. Öldürmek niye kötü biliyor musun Kemal? Çünkü birini öldürdüğünde aslında onu seven, ona kıymet veren herkesi de diri diri toprağa gömmüş oluyorsun. Ben o katilin, o vicdansızın açtığı çukura girmeyeceğim Kemal. Oğlumu hançerleyen el beni de kederimden öldüremeyecek. Oğlumun bir ucundan tuttuğu ekmeği tutmaya devam edeceğim. Dizim de ağrısa, gözüm de görmese yapacağım bunu. Kolay gelsin delikanlı. Sağ ol amca. Nasıl vaziyet? Hamdolsun. Fena gitmiyor herhalde. Amca, içeride evliyalar oturmuyor. Bunlara dikkat et. Gece çıkma. İti var, uğursuzu var. Paranı pulunu belli etme. Yani ben senin için söylüyorum be amca. Vallahi billahi. Çakal takımı bunlar. Sağ ol. Senin adamlığını biliyorum Metin abi. Biliyorum. Parayı kırdın herhalde ha baba. Baksana ya, İstanbul'un altını üstüne getirdi amca. Yeşilde geçip kırmızıda duracaksın ha amca. Karıştırmıyorsun değil mi? Ehliyet var mı ehliyet? Yoksa yollayalım seni kursa. Var, merak etme. Yeni mi bari? 1956'da abi. Vay be. O zamanlar fayton ehliyeti falandı herhalde. Arabalar bayağı değişikti ha. Yok öyle. Arabalar aynıydı da insanlar değişikti. Şoför esnafında sizin gibi ödüklere rastlanmazdı pek.
Amca be, şu herifi götür at evine. Dursanıza kardeşim. Allah Allah. Ya bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Dinlemiyor musun lan sen? Yürü. Bu saatte zom oldu herif. Şu da cep telefonu. İnerken bırakırsın. Sene baba, burada mı bekleyeceğiz ya? Ne dünya be? Sakal bebeğim biz, meyhane kapısını alan topluyoruz. Babalık, nereye gidiyorsun sormayacak mısın? Ben söyleyeyim sen sormadan. Cehenneme. Cehenneme. Telefon senin mi? Ne dedin sen? Telefon senin mi dedim? Ha, versene onu bana. Güzelmiş. Eski o be. Tıpkı senin gibi. Nereden aldın? Ha? Telefonu diyorum, nereden aldın? Sana ne be? Rahmetli bir arkadaştan miras kaldı. Ne oluyor be? Niye durduk? Arkadan bir ses var. Ha. Ne oldu be? Ne bakıyorsun öyle? Bana bak. Sen manyak mısın böyle durmuş bana bakıyorsun? O telefonu nereden aldın? Ulan senin var ya. Seririm seni şuraya şimdi.
Lan! Bu... At o bıçağı. O telefon oğlumundu. Ne? Nasıl? Ben... Eğer anlatırsan polise vereceğim seni. Anlatmazsan... Anlatmazsan... Burada vuracağım seni. Ama... Karar ver hemen. Kemal abi gel hemen. Ne oldu ya, hayırdır? Karakola gideceğiz abi. Hamza amca. Hamza mı? Ne olmuş? Hamza amca Salih'i vuran herifi bulmuş. Ne? Ne yapmış? Vurmuş mu yoksa? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Hadi gidelim. Hay Allah, nereden bulmuş koca İstanbul'da? Arkadaş ya, şu ihtiyar taksici bu karakolda mı? Evet, buradaydı. Nereye gitti peki? Hapishaneye mi? Yok canım, bıraktık gitti. Ama adamı vurmamış mı yani? Hayır. O herifi bagaja kilitlemiş, paket yapmış getirdi buraya. Ne dediyse artık, adam bağıra bağıra ben vurdum, ben vurdum diyordu. Ama peki onu... Vurmamış ha. Nereye gitti bu adam ya? Şimdi o vicdansızı 40 satırla bölseler, ne olur ki sen gittikten sonra. Ama işte insan ne yapar ki oğlum? Ayaklarımızdan prangayla bağlanmışız yaşamak dediğin şeye. Elimizde bir ekmek, bir gün tatlı, bir gün acı. Ne yaparsın ki evlat? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.